Hint bülbülü diyorlar. Evet. Niye bülbül gibi ötmüyor? Halk arasında Hint bülbülü diye biliniyor ama aslında onların ismi ispinoz. İspinoz türü kuşlar. Ama insanlar neden Hint bülbülü demiş bilmiyorum. Hint bülbülü olmadığını ben ötüşlerinden anladım. Biraz eğitmeye çalışıyoruz. Çok Ama eğitilebilen çok türler çok değil. keyifli bülbül gibi şakımıyorlar mesela. Evet, ama onlar zaten eğitilebilen türler değil. Yani çok ürkekler, çok korkaklar. Mesela tılsım ve alpago benim söylediklerimi anlıyorlar. Gel dediğimde geliyorlar, böyle kafesin içinde birbirimizle konuşuyoruz. Ama elimi uzattığımda korkuyorlar. Çok fena kanat çırpıyorlar. Bu güzel kuşlara sahip olmak isteyen kişilere bakımları konusunda, üremeleri konusunda, karakteristik özellikleri konusunda bilgi verir misin? Aslında en son karakteristik özelliklerinden bahsediyordum. Tabii yani ürkek, çok ürkek kuşlar ama bizim hani diğer muhabbet kuşları gibi böyle çıkarıp gezdirebileceğiniz ya da işte ne bileyim bir şeyler öğretebileceğiniz, bazı kelimeler konuşuyorlar ya, Evet, onları muhabbet kuşu öğretebileceğiniz gibi değil yani muhabbet muhabbet kuşu. kuşu gibi değiller. Daha çok onlar kafeslerinde duracaklar ve siz onları izleyeceksiniz. Ama onları izlemek de çok keyifli. İspinozların çok da güzel bir sesi yok. Bir de birbirlerine kur yapmaya başladığını anlamak gerekiyor aslında üretim için. Onlar Bak bir de birbirini... şöyle bir şey var anladığım kadarıyla. Muhabbet kuşlarını mesela üretmek istesen onların çiftleşmeleri çok kolay olmuyor herhalde. Ama Aslında Hint bülbüllerinin de birbirlerine alışması o kadar kolay olmuyormuş. Benim öğrendiğim kadarıyla, daha diğer çiftlerden, diğer şeylerden öğrendiğim kadarıyla birbirini döven, hatta birbirine zarar veren çok fazla oluyormuş. Fakat bizimkiler birbirlerine aşık olarak geldiler. Yani yol boyunca aşık olmuşlar galiba. İki kişi birlikte buraya nasıl oldu böyle geldiklerinde. badem şekerinden küçük Tabii dört ama yumurta gördük ilk önce. Ondan sonra evet, ama önce birbirlerini kaşımaya başladılar. Birbirlerinin kanatlarını okşamaya başladılar. Bu da onların artık yumurtlama aşamasına geçecek olduklarını, işte bir çift olmaya başladığını gösterir ve bu süre zarfında, yani ilk kur yapmaya başladıklarında kafesin içerisine yuva yapabilecekleri yumuşak ip ya da peçete tarzı şeyler koymak gerekiyor. İşte hem bilgi vermeliyiz, Evet. Yani hem de merakımız var. Lütfen kendi popolarındaki tüylerini yolma hikayelerine kadar anlat lütfen. kesinlikle, çünkü peçete ve yumuşak ipler diye bahsederken aslında ben biraz acemilik yaptım. Yani bilmiyordum daha doğrusu. Peçeteyi Ama her şeyden koymamıştım. önce ona gereklilik olan bak daldırdan bahsetmelisin. Yuvasının orada hazır olması lazım ki. Hayır, ama onlar zaten şöyle, daldarı ya da beslenme şekillerine gelmeden önce yuvayı nasıl kurmaları gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Çünkü o ipleri koymazsanız yumurtlayacak yer bulamıyorlar ve yem noktalarına, hani işte yemliklerin içerisine yumurtluyorlar. Çünkü yumuşak bir yere ihtiyaçları var yumurtlamak için. Bizim önceliğimiz onların yuva kurmaları. O küçük ipler sayesinde yuvalarını yaptılar. Araya peçete koymak gerekiyormuş. Küçük peçete şeritleri. Bu benim birazcık cahilliğime geldi diyeyim. Acemiliğime geldi. Bu konuda sürekli destek aldığın bilgisine Evet, bu konuda sürekli Edip'ten destek alıyorum. Edip Tire'de yaşayan bir arkadaşımız, ondan destek alıyorum. kuşçu o ama bayağı Tabii tabii tecrübeli. tabii. Şeyi fark ettim. Böyle tam popoların üstünde, o kuyruk tüylerin üstündeki yumuşak tüylerde şey var. Azalmalar vardı ikisinin de yumurtlama dönemindeyken. Neden olduğunu düşününce Edip'e de sordum aynı soruyu. Acaba dedim tüye mi ihtiyaçları var? Peçete de koyman gerekiyor abla dedi. Koydun mu dedi. Dedim bilmiyordum böyle bir şeyin varlığından. Küçük küçük peçete şeritleri kestim ve onları koydum yuvanın içine. Bu sayede de kuyruk tüylerini koparmayı bıraktılar. Çünkü yumuşak bir, aynı zamanda daha yumuşak alana ihtiyaçları duyuyormuş. Ve biz 24 Ekim'de ilk badem şekeri büyüklüğünde ilk yumurtamızı aldık.
O yumurtamızı almadan önce yine yuva hazırlık döneminde. Zaten bu yuvalar hazır satılıyor. Bunları direkt almanız gerekiyor. Yani üretim için istiyorsanız almanız gerekiyor. Bunun için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Yumurtayı görünce, aslında görmeden almak gerekiyormuş ama ben gördükten sonra bunu hemen gerekliliğini öğrendim. Edip sağ olsun uyardı. Kalamar kemiği diye bir madde var. Onun en büyük boyundan alıp yuvanın içerisine koydum. Kafesin içerisine. Çünkü yumurtaları sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için kalsiyuma ihtiyaçları var. Kuşların. Bu kalsiyumu karşılaması için de kalamar kemiği, yumurta haşlamasıyla birlikte yapılan özel bir mama var. Yumurta maması denilen. Bu mamayı yapmaları gerekiyor. Yani yapmamız gerekiyor kuş sahipleri olarak. Bunların olmazsa olmaz olduğunu öğrendim. Çünkü kalsiyuma çok ihtiyaçları var. Daha sonra bu kalamar kemiğini de koyduktan sonra besin çeşitliliğini arttırma ihtiyacı duydum. Çünkü tılsımda, yani yumurta sayısı 5'e çıkınca bir şey, tüylerinde bozulma, matlaşma meydana gelmeye başladı. Çünkü annelik, yani tabii ki de o her şeyini adıyor yavrularına. Fakat onun anneliğine destek olmamız gerektiğini düşündüm. Daldarı, aktarı ve yumurta maması. Üçünü de sürekli olarak kafesin içerisinde tuttum. Şu anda bize Segah bakıyor. Evet. Segah kaç tane var şu an? Kaç tane olduğunu söylediniz mi? Hayır. O kısma gelmedik çünkü hala daha yumurtlama döneminde, yumurtalar varken ki beslenmesindeyiz. Çünkü o beslenme çok önemli. Yumurta varken ki beslenme çok önemli. Anne yavruları beslemeye başladığında sağlıklı olmalı. Evet. Şu, bu arada beyaz olan, iri olan baba, gördüğünüz kafesinin içindeki bu, yani alpago beyaz olan, diğeri tılsım. Şimdi yuvadaki de yeni çıkan yavrulardan. Segah. Segah. Ama onun 3 kardeşi daha var bu arada. Evet, biz 5 yumurta aldık. 5 yumurtanın 4'ünden yavru çıktı. Aslında bu da çok güzel bir gelişmeymiş. Yani 5 yumurta almamız çok iyi beslenmesiyle alakalı olduğu söyleniliyor bunun. 5 yumurta almamız, o 5 yumurtanın 4'ünün sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi, bunlar çok çok önemliymiş. Ve yavrular çok erken toparladılar kendilerini. Bu da aslında beslenmeyle alakalı bir durummuş. Sularını hiç eksik etmiyorum. Mineral yumurta mamasını da ilk haftalarda yavrular tüylenene kadar, daha doğrusu, sadece yumurta ve özel bir toz karışım var. Galeta unu, işte böyle bisküvisi, yumurta kabuğu, ekmek kırıntısı gibi böyle çok fazla içerisinde malzemenin bulunduğu toz bir karışım var. Yumurta ve ikisini karıştırarak veriyordum ben onlara. Yavrular yumurtadan çıktılar, tüylendiler. Mineralli kum ekledim ve artık onların sebze yeme vakitleri geldiği için havuçlar ve marullar girdi. Çünkü yavruların tüylenene kadar şeyleri, bağırsak sistemleri sebzeye alışkın olmadığından ishal olup ölümlerine sebep oluyormuş. Ben de bunu videolardan izleyerek öğrenmiştim. Annesiyle babası nasıl besliyordu? Ha, bu mamadan mı? Gösterir misiniz avucunuzda? Tabii ki. Yani bakmak, bakımı zor mu? Beslemesi zor mu? Şöyle göstereyim. Bu aktarı... Orada değil, burada. Evet, kolay bulunabilen bir şey. Bu aktarı dediğimiz... Aktarı ama. Aktarı, yani evet. Çünkü muhabbet kuşuna verilen yem verilmiyor. Çok hayır, olarak. hayır. Bu aktarı, bu daldarı... Burada mineralli tuzları var. Olmazsa olmazları bunlar. Mineralli tuzları mesela beni çok şaşırtmıştı. Evet. Hatta onun üzerine yatıyorlar, uyuyorlar falan değil mi? Evet. Onu aslında onu yuva olarak kullanıyorlar. Yani daha öncesinde yuva yokken, burada bir yuvalık yokken onun üzerinde yatarak yuvalık şeklinde kullanıyorlar. Bizim bu bakımlardan sonra, suların eksik etmediğimiz, yemlerin eksik etmediğimiz süreçten sonra, ha, çok önemli bir noktayı atlamadan hemen söylüyorum, sıcaklık. Evet. Soğuğu çok da sevmiyorlar. Bir de siz onu hep karanlıkta üstünü örttünüz. Evet. Dikkat hem edin. Birbirlerini karşı, yani birbirleriyle olan mahrem anlarını, çünkü çok ürkek, çok korkak kuşlar oldukları için onların yumurtlamasına da engel olur. Evet, bebeklerini beslemesine de engel olur. Onun için arada ne üflüyorum onlara.
Evet. Yani ne yükledikçe onlar da ses vermeye başlıyorlar. Ondan sonra... Onlar sizinle düet yapıyorlar aslında, evet, hocam. Evet, daha çekilir. İlk başta gerçekten hani ya hayvanın sesi öyle denir mi? Gerçekten hani çocuk bisikletlerinin kornasına benziyor sesi. Hı-hı. Hiç tamir edilecek bir ses değil. Hı-hı. Yani evin içinde sürekli öyle olması. Ama biraz ben kayıt dinletmiştim. Hı-hı. Bir deney üflerken böyle biraz aşka geliyorlar. Hatta deneyelim. Tabii ki de. Kapanışımız öyle olsun. Bakalım ses alabilecek miyiz onlardan? İnşallah alırız diye. Ya zaten muhtemelen alırız diye düşünüyorum. Bu arada kuyruk üstü tüylerini kopardıklarından bahsetmiştik ya. Evet, evet. Alpaga'nın şu anda tüyleri çıkmaya başlamış, erkek olanın. Yani af buyurun ama anlatmak için söylemek gerek. Popolarında tüyleri kalmamıştı. Yani belirgin şekilde. Ben de merak ettim. Gamze Hanım da dedi ki yani onun yavrularına yuva yapıyorlar. Yani evet. Bu çok etkileyiciydi. Bir de o az önce gösterdiğiniz yemler tane tane o yavrulara ben büyüme aşamasında çok bakmak istemedim. Hani nazara gelmemeleri için. İnşallah şimdi de gelmezler. Yani sağlıkları iyi olduğu için zaten kayıt yapıyoruz. Bak ne güzel cevap geldi. O Oğlum. Kursaklarında annelerinin verdikleri tohumları gördüm. O çok etkileyiciydi. Evet. Segah şu an annesinden mama bekliyor mesela. Tam Segah demişken o zaman bir Segah taksimiyle. Tamam. Segahcığım sen de çık burada yem kırmayı öğren. Hadi. Teşekkür ederiz. Bir öğrenelim için. Cevaplar için. Rica ederim hocam. Bir öğrenelimin devamını umut ediyoruz. Daha bilgi isterlerse arkadaşlar videonun altına yorum şeklinde belirtirlerse biz de diğer bilgileri de paylaşırız. Tamam, o zaman buyurun söz sizde. En sonda reaksiyon aldık. Demek ki onlar da altın kafeste olmanın hüznünü yaşıyorlar ki reaksiyon verdiler. Ya biz de o hüzünden dolayı reaksiyonla ne üflemiyor muyuz zaten? Kesinlikle öyle hocam. Eyvallah. Selam olsun. Selam olsun.